Ya haberiniz olsun. Bu benim için bir fantezi. Büyük ihtimalle her şey Merve'nin başından altından çıktı. Merve alttan alttan ortalığı karıştırdı. Ben öyle gördüm. Bir de güldü yarını. İmalı imalı sen iyi misin diye. Hiçbir şey yoktu Merve'de. Sen iyi misin dedim. Arkadaşıma dedim. Eda'ya gittim dedim. Bak sen iyi misin dedim. Ne oldu dedim. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum. O yüzden gittim. Ne oldu dedim. İnsanlık yaptım. Ha bunu bile siz yanlış, çünkü sizin kalbiniz kötü. Anladın mı? Sizin kalbiniz kötü. Sen iyi misin lafını bile bir tarafınızdan anlayıp Merve'nin Allah belasını versin. Lan sen bana Allah belanı versin diyecek, ben sana ne yaşattım? He? Allah belanı versin diyecek, ben sana ne yaşattım? Allah evet herkes görüyor. Kime ne bela vereceğini de çok iyi biliyor. Merak etmeyin siz. Dinle. Kanka kapandı. Tamam mı? He. Bu arada da Merve'yi gördüğüm yerde bilmem ne yapacağım demişsin. Biz seninle karşılaştık. Keşke beni gördüğünüz gün. Keşke gelip de yapsaydın. Anladın mı? He, beni başkalarıyla karıştırmayın. Benim hakkımda konuşurken önce 2-3 kere düşün, tamam mı? Benim hakkımda bu şekilde konuşamazsın. Küfrü desteklemiyorsun. Kadına şiddeti desteklemiyorsun. Ama beni döveceğini söylüyorsun. Benim arkamdan küfür ediyorsun. Üstüne üstlük gidiyorsun. Allah belasını versin. Ben ne yaptım sana? He? Bu Ceren'in sesi değil mi? İfade bile vermedi, taksiye bindi, defoldu gitti. Allah onun belasını versin, onu yakaladığım yerde sikeceğim onu. Yakaladığım yerde gerçekten sikeceğim. Her şeyin sebebi o yani şu an benim gözümde. Ben öyle gördüm. Eda? Sondaki ses Kürşat'ın sesi bu arada. Yani Ceren değil falan diyenler var. Kulağınızı açın, dinleyin. Ya abi aynı şeyi bana olmuş olsa çıkacaksınız ki ulan Merve Allah belanı versin bilmem ne şu bu. Niye ablanıza konduramıyorsunuz? Telefon ekranı göstermiyor. Niye konduramıyorsunuz? Bir de güldü yarını imalı imalı sen iyi misin diye. Hiçbir şey yoktu Merve'de. Merve ifade bile vermedi, taksiye bindi, defoldu gitti. Allah onun belasını versin, onu yakaladığım yerde sikeceğim onu. Yakaladığım yerde gerçekten sikeceğim. Her şeyin sebebi o yani şu an benim gözümde. Ben öyle gördüm. Eda. Anladın mı? Onu da kaldıramayız. Olayın gerçeğini dinletiyorum size. Bu zamana kadar açıp bunu dinletmedim. Öncelikle sesin sahibinden özür diliyorum. Asla bunu dinletme gibi bir amacım yoktu. Sadece bugün bu olayların bu duruma geleceğini biliyordum. O yüzden ben kendimi korumak için, kendimi savunmak için bu ses kaydını aldım. Çünkü biliyordum başıma bunların geleceğini. Çünkü biliyordum o gün bana orada kumpas kurulduğunu. İyi dinleyin. Çağırsanıza bir buraya. Sonunda niye Kürşat'ın sesi var? Çünkü Kürşat'la konuşuyorlar. Söylemek istiyorum. Bunları konuşmak istiyorum sizlere. Şimdi o gün biz club'da Merve falan filan da vardı. İşte Yusuf'lar, Cellat'lar falan filan, Yaren, Eda, biz de hepimiz oturuyorduk. Sonrasında böyle bir video falan filan çıkıyor ortaya. Benim bu olaylardan haberim yok. Video var mı yok mu bundan haberim yok. Sonrasında bir şeyler oluyor. Yusuf'u dışarı çıkarıyorlar. Sonra yine bir şeyler oluyor. Bir bağırışma, bir çığırışma, işte bir şeyler böyle kovalanma, bir şeyler oluyor. Sonra Eda, Yaren, ben arkalarından gidiyoruz. Yusuf 20 kişi tarafından dövülüyor. İlk önce o bıçaklamış galiba. 20 kişi tarafından dövülüyor. Biz de haklı olarak, çünkü o mekana biz götürdük arkadaşlarımızı. Biz Kürşat'la konuştuk. Ben ağlayarak, böyle gerçekten salya sümük ağlayarak olayları falan filan anlattım. Niye onu aradım? Niye onu aradığımı size söyleyeyim. Çünkü bu hayatta gerçekten uzun zaman sonra gerçekten ona güvenmiştim. Ben ona çok güvenmiştim. Onu aradım, olayları falan filan anlatıyorum. Salya sümük. Bu ses kayıtlarını da paylaşın o zaman. Salya sümük ağladığım, olayları anlattığım kısımları. Şoka girmişim zaten. Sonra hastaneye gidiyoruz. Orada yine Yusuf kanlar içinde falan böyle. Ben hala krizdeyim. Sonra eve geçtik. Sonra yine biz konuştuk. Ben o küfür için gerçekten çok ama çok ama çok özür dilerim. Ama ben o küfürü tamamen orada şoka girdiğim için, hatta o konuşmayı bu ben miyim diye o yayında... Bir olay daha anlatacağım.
onu sonra mı anlatsam? Şimdi mi anlatsam bilmiyorum. Bana ettiğin bir küfür var. Yalak. Demiyorsun orada. Bir küfür daha ediyorsun, onu yutarak ediyorsun ama söyleyeceksin onu yayında olmasan aslında. Kim bilir yayın açık olmadığı zamanlar arkadaşlarınla konuşurken benim arkamdan ne küfürler ettin? Kim bilir. Ben küfür ettiğim için çok özür dilerim. Ben o gün krize girip Yusuf'u öyle kanlar içinde gördüğüm zaman krize girdiğimde küfür ettiğim için çok özür dilerim. Ve ayrıca güvendiğim için de çok özür dilerim. Elimde var. Senin evinde kaldığım güne kadar elimde fotoğrafları da var. Sanki biz hiç böyle yakın olmamışız. Biz hiç seninle oturup konuşmamışız gibi burada anlatıyorsun ama ben hiçbir zaman ben Ceren istemiyorum diye bir şey söylemedim. Ha eğer Ceren bir ortama gelecekse ben giderim arkadaşlar, sıkıntı yok. Ben kimsenin arkadaşlığına karışmıyorum ki isteyen istediğiyle samimi olabilir. Bunu söyledim. Ben seni önceden sevmiyordum. Sevmiyordum. Ben Burak olayından önce de ben seni sevmiyordum. Hoşlanmıyordum. Haz etmiyordum senden. Bunu çıkıp kendim de söyledim. Ben Ceren'den haz etmediğim için ben Ceren'le konuşmuyordum. Bunu söyledim ama sonra benim sevgilimle, eski sevgilimle çıktı. Sana karşı benim bir tavrımın olması çok çok normal. Ben senin eski sevgilinle çıkmış olsaydım sen de bana aynı yargıyı yapardın. Anladın mı?